Bugün FinCEN skandalıyla uyandık arkadaşlar ve bu hafta çok sıkıntılı ve zor geçecek. Aynı zamanda FinCEN skandalı önümüzdeki dönemde yaşanacak büyük ekonomik krizin fitilini de ateşlemiş olabilir. Bunu da altını çizmek istiyorum. FinCEN nedir? Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Amerikan hazinesine bağlı istihbarat birimi mali suçları uygulama ağı. Bizdeki MASAK gibi diyebiliriz. Tüm dünyadaki kara para trafiğini inceliyor, kontrol ediyor ve bu konularla ilgili önlem almaya çalışıyor. Amerikan hazinesine bağlı dünyadaki tüm bankalar FinCEN'le işbirliği yapmak zorunda. Bu nedenle de şüpheli olma ihtimali olan tüm belgeleri yolluyorlar. FinCEN de bunları inceliyor. Bir sıkıntı olup olmadığına karar veriyor. Aynı zamanda bu belgeler çok büyük bir sır olarak da FinCEN'in kasasında saklanıyor. Ama bugün uyandığımızda FinCEN belgelerinin, ki 2500 belgeden bahsediyoruz, 2000 ile 2017 aralığındaki belgeler Amerika'daki bir internet sitesine sızdırıldı arkadaşlar. Bu belgeler sızdırıldıktan sonra da pandemine koptu. Bütün borsalarda sert satışlar gelmeye başladı. Özellikle bankacılık hisselerindeki satışlar dikkat çekti. Bir de bunun üzerine İngiltere'de ve tüm dünyada vaka sayılarının artması, hatta İngiltere'de Ekim ayı itibariyle 50 binden fazla kişiye hastalığın bulaşma ihtimalinin olduğunun açıklanması da piyasaları daha da gerdi ve satış baskısını daha da arttırdı. Ne olacak bundan sonraki süreçte? Bunları konuşacağız elbette bu videoda. Özellikle rakamları nasıl etkileyecek ve şu ana kadar rakamları nasıl etkiledi? Onu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Ama onun öncesinde dün yaptığım duyuruyu bir kez daha tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Bu kitabı katıl üyelerimize hediye ediyoruz. Bize destek veren, sağ olsunlar, eksik olmasınlar, katıl üyelerimize bu kitabı ücretsiz olarak göndereceğiz. Şu anda aktif olan ve bundan sonraki süreçte kanalımızın herhangi bir alanına katıl üyesi olan tüm üyelerimize bu kitabı ücretsiz olarak göndereceğiz. Yapmanız gereken tek şey, eğer katıl üyesi değilseniz katıl butonuna basıyorsunuz ve bizim herhangi bir alanımıza üye oluyorsunuz. Böylece kanalımıza destek veriyorsunuz. Bizler de sizlere bu desteğinizden dolayı bu kitabı hediye ediyoruz arkadaşlar. Peki katıl üyelerimiz nasıl alacak? Maillerde bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Onun için mail üzerinden lütfen iletişim bilgilerinizi göndermeyin bundan sonraki süreçte. Katıl üzerinden katıl üyelerimize bir mesaj göndereceğiz, bir kod göndereceğiz. Onlara iletişim bilgilerini nereye atmaları gerektiğini ileteceğiz. Onların iletişim bilgilerini alacağız ve onlara bu kitapları göndereceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımlarınız için. Gelelim FinCEN'in piyasalar üzerindeki etkisine. Amerika'da S&P 500 endeksi vadelilerinde günlük düşüş %2'nin üstüne çıktı. Alman DAX endeksi ve İngiltere Financial Times 100 endeksleri %2'nin üzerinde düşüşler kaydetti. Eurostoxx 50 endeksindeki günlük düşüş %2'ye ulaştı. Bu arada Eurostoxx 50'yi duymamış olabilirsiniz. Euro bölgesinin endeksi diyebilirim çok özetle. Bu endekste de ciddi bir satış baskısı gözlendi. Eurostoxx'un bankacılık endeksi bence çok daha kritik. Orada da %2.6'lık bir düşüş gözlendi ve 29 Mayıs'tan beri en düşük seviyesini böylece görmüş oldu. Bazı İngiliz bankalarının ismi geçiyor. Bazı Amerikan bankalarının ismi geçiyor ki bunlar öyle ufak tefek bankalar değil. Almanya'da Deutsche Bank'ın ismi geçiyor mesela. Amerika'da Bank of America'nın ismi geçiyor mesela. Bu bankaların 2000 ile 2017 aralığında 2 trilyon dolarlık bir kara paraya aracılık ettikleri konuşuluyor. Bu aracılık işlemleri de hisse senetlerindeki satış baskısını daha da arttıracaktır. Neden arttıracaktır? Çünkü bizdeki gibi ya aman canım önemli değil falan yaklaşımıyla yaklaşmıyor. Öyle ya da böyle yatırımcı açısından da önemli kara para trafiğinin olup olmaması. O nedenle arkadaşlar hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı artacak gibi görünüyor. Bir de diğer açıdan bakalım tabii. Bu ekonomik krizin fitilini de ateşleyen bir süreci başlatacak. Biliyorsunuz önceki ekonomik krizlerin pek çoğu da bu tip skandallarla başladı. Ve bu skandal sonrasında da hem borsalardaki satış baskısı artacaktır hem de diğer piyasalardaki hareketlilik artacaktır. Şimdi esas soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki altın niye düşüyor? Gayet basit. Daha önce de bunu yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Borsalarda, endekslerde sert satışlar varsa
da stoplar bozulma noktasına geliyor. Stopların bozulmaması için de daha karlı oldukları alanlardaki kontratları bozup burayı desteklemeye çalışıyor yatırımcılar. Dolayısıyla ilk etapta altının onsuna saldırıyorlar. Daha önce de gördük biliyorsunuz, borsalar yıkıldığında altının onsunda da ilk etapta ciddi bir düşüş gözlendi ama sonrasında altının onsu bir fişek etkisiyle yükseldi. Nitekim aynı tabloyu yine göreceğiz. Birkaç gün içerisinde altının onsunun 2000 doların üzerine çıktığını göreceğiz. Çünkü bu skandal büyük bir risk ortamı anlamına geliyor arkadaşlar. Altına olan talebin de daha da fazla artacağı anlamına geliyor. Özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Lütfen sakin olun. Sakin olan çok ciddi anlamda kazanacak çünkü hem dolar cephesinde hem de altın cephesinde. Neden? Dolar ve altında bundan sonra günlerde yükselişin daha da hızlandığını göreceğiz. Dolar hızlı bir şekilde 7.80'e doğru gidecek. 7.80'i kırdıktan sonra zaten devalüasyon etkinin görülme ihtimali biraz daha artacak. Altındaysa risklerin artması, koronavirüsle ilgili risklerin artması, bu skandalla ilgili risklerin artması ile birlikte yükseliş daha da ivmelenecek. Bakın, korona ile ilgili çok önemli haber akışı var. Özellikle İngiltere'de Ekim ayından itibaren günlük korona vakalarının 50 binin üzerine çıkması bekleniyor. Dünyanın pek çok yerinde ikinci dalga artık çok daha net bir şekilde konuşulmaya başlandı. İkinci dalganın tüm ekonomileri yıkıp geçeceği konuşuluyor arkadaşlar. Bunun yanına bir de bu tip skandalları koyduğumuz zaman ekonomilerdeki daralmanın hesabını kendiniz yapın. Dolayısıyla hem dolarda hem altındaki yükselişler çok ama çok agresif olacak. Altının onsundaki yükseliş gram altının yükselişini tetikleyecek. Aynı zamanda dolardaki yükseliş de katmerli olacak. Altının gramı anlamında baktığımızda arkadaşlar. Şimdi tek tek rakamlara şöyle bir göz atalım isterseniz. Borsa 110 binin altına kadar gevşedi ama şimdi kendisini 110 binin üzerinde tutmaya çalışıyor. Türkiye'de bu işin içerisinde önemli bir noktada 140 milyon dolarlık bir kara para trafiği Türkiye'deki bankalar üzerinden geçmiş gibi görünüyor. 70 milyon dolar giden, 70 milyon dolar da gelen para var. Takribi rakamları, ortalama rakamları söylüyorum arkadaşlar. Bu anlamda Türkiye'deki bankalarda şu anda gözlem altında bu belgelere göre. 110 bin seviyesinde tutmaya çalışıyorlar hala. 110 binin altını gördük. 109 bin seviyesine kadar gevşedi. Ama tekrar 110 binin üzerine çıkartıyorlar. Bana göre borsadaki satış baskısı çok daha sert ve agresif olacak. Mümkün olduğunca şu anda maldan çıkmaya çalışan bir kesim var. Satacak adam bulamıyor. Satacak adam bulamadıkları için bu seviyelerde tutmaya çalışıyorlar ama bunun bir maliyeti var ve bu maliyete çok uzun süre katlanabilecekleri kanaatinde değilim. Yani borsa endeksi çok hızlı bir şekilde gömülebilir arkadaşlar. 100 bin seviyesinin altına. Dolar 7.80'e gidecek demiştik. Nitekim bugün 7.60'ın üzerinde, hatta 7.62'nin de üzerinde, 7.63 seviyelerini zorluyor. %0.88 bir yükseliş var. Görünen o ki 7.80'e birkaç gün sonra ulaşmış olacağız. 7.80'i çok hızlı bir şekilde kırabilir mi? Bir devalüasyonist etkiyi görebilir miyiz? Bu apayrı bir tartışma konusu ama bana göre arkadaşlar 7.80 kırıldığında artık bir çığ etkisi yaratacak ve çok sert bir şekilde yükselişler göreceğiz dolarda. 7.80'den sonraki hedef, eğer ki devalüasyonist bir ortam olmazsa, 8.20-8.30 aralığı olur ilk etapta. Ama arkadaşlar devalüasyonist bir etki olursa 14-15 liraları görürüz. Yıl sonu beklentimi de zaten dünkü videoda paylaştım sizlerle. En az 9 liralık bir yıl sonu beklentim var dolarla ilgili. Büyük ihtimalle zaten bu koşullar gereği oraya hızlı adımlarla ilerleyecek arkadaşlar. Tabii 9 lira iyi ihtimal diyorum. Daha önce de söylediğim gibi 14-15'li seviyelere gidebilir. Hatta oralarda da kalmayabilir. Hem dünyanın konjonktürü hem de Türkiye'deki makroekonomik gelişmelere bağlı olarak enflasyonist baskının artması, cari açığın her geçen gün artması, dış ticaretle ilgili sıkıntıların büyümesi, turizm gelirlerinin yeterli olmaması ve tabii ki kısa vadeli dış borcun ödenemez durumda olması, bütün bunlar önemli arkadaşlar ve bütün bunlar dolar üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Özellikle bunun altını çizmek
istiyorum. Euro'ya bakalım. Bugün 9 lirayı gördü. 9 lirayı görebilir demiştik nitekim. 9 lirayı gördü. Sonra bir miktar geri çekildi. Geri çekilmenin temelinde parite etkisi var bu sefer arkadaşlar. Çünkü bu haberlerin gelmesiyle birlikte Euro bölgesinde önemli bir satış baskısı hissedildi. Dolayısıyla Euro da değer kaybetti dolara karşı ve Euro dolar paritesi 1.18'in altına hızlı bir şekilde indi. Şu anda 1.17.51 seviyesinde. 1.17 kritik arkadaşlar. 1.17'yi aşağıya kırarsa önce 1.15'i görür. 1.15'te tutunamazsa çok hızlı 1.12'ye gider. 1.12'de tutunamazsa ki tutunma ihtimali düşer. Çünkü bir trend değişikliği anlamına geliyor bu. O zaman da 1.08 civarında bir euro dolar paritesi görürüz. En kritik mesele şu arkadaşlar. Bu FinCEN krizi Avrupa'daki bankaları daha da fazla vurursa aynı zamanda pandemi etkisi İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da çok daha net bir şekilde görülürse, Euro bölgesi geçen sene olduğu gibi ekonomik bir kırılma sürecine girerse o zaman Euro dolar paritesinin dolar Euro kuruna döndüğünü görürüz. Hiç şaşırmayın derim. Bence Euro dolar paritesinde dramatik bir düşüş olacak. Onu da uyarısını şimdiden yapmak istiyorum. Öbür tarafta faiz cephesinde yükseliş eğiliminin hızlanacağını sizlerle paylaşıyordum. 13.84'e gelmiş durumda. Burada iki temel neden var. Bunlardan bir tanesi enflasyonist baskının artıyor olması. Tabii ki kurun yükseliyor olması. Kur yükseldiği için enflasyondaki baskıyı arttırıyor. Enflasyonun yükselme eğilimi her geçen gün biraz daha hızlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar piyasa faizleri de yükseliyor. Tahvil faizleri de yükseliyor. Ben yakın zaman içerisinde 15-16 aralığında bir tahvil faizi bekliyorum bu koşullar içerisinde. Altın 1950'den 1909 seviyesine kadar indi. Bakın arkadaşlar 1890 hatta 1860 seviyelerine kadar bile altın onsun düştüğünü görebiliriz bu 1-2 gün içerisinde. Dikkatinizi özellikle çekerek söylemek istiyorum. Altının onsundaki bu tür geri çekilmeler borsalardaki satış baskıları arttığında sürekli oluyor. Bunun temel sebebi tabii ki stoplar arkadaşlar. Borsadaki stoplar patlamak üzere, endeksler çok sert geri geldi ve bu stopları desteklemek adına şu anda altın kontratları bozuluyor. Şu anda altın kontratları bozularak stoplar tamamlanıyor ama borsalardaki satış baskısı bu hızla devam ederse ister istemez zarara katlanarak pozisyonlarını kapatacaklar. Pozisyonlarını kapattıktan sonra tekrar altın kontratlarını alacaklar çünkü riskli ortam her geçen gün artıyor. Pandemi etkisi dedik. İngiltere'de bakın Ekim ayında 50 binin üzerinde günlük vaka sayısından bahsediliyor dedik. Almanya'da vaka sayıları artıyor. Amerika'da vaka sayıları artıyor. Asya ülkelerinde vaka sayıları artıyor. Dünyada ikinci dalga etkisi çok net bir şekilde konuşulmaya başlandı. Ekonomiler tekrar kapanıyor. Bakın bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bir araya geldi ve yeni kısıtlamaları konuşuyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar dünya tekrar bir kısıtlama paketiyle karşımıza çıkacak. Ve dünya ekonomileri çok daha riskli bir döneme doğru hızlı adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde altın düşme ihtimali falan yok. Evet, altın bugün kısa vadeli olarak düşecektir. Yarın da düşebilir. 1890 hatta 1860 seviyelerini bile görebiliriz. Ama bu altındaki son geri çekilmelerden birisi arkadaşlar. Çok daha sert, çok daha agresif bir şekilde kendisini yukarıya 2000 doların üzerine 2100 dolar sınırına atacaktır. Bu konuyla ilgili özellikle uyarmak istiyorum. Burada yapmanız gereken tek şey sakin kalabilmek arkadaşlar. Eğer sakin kalırsanız bir problem yok. Hem dolar yatırımcıları hem altın yatırımcıları bu dönemde beklentilerinin de üzerinde kazanacaklar ve paralarını korumaya devam edecekler arkadaşlar. Hisse senedi piyasasında olanlar çok ciddi zararlarla ne yazık ki karşı karşıya kalacaklar. Gümüş yatırımcıları bugün kaybediyor gibi görünebilirler ama yine önümüzdeki dönemde gümüş yatırımcıları çok ciddi kazanacaklar. Sterlin yatırımcıları bir miktar kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü koronanın İngiltere'yi çok ciddi anlamda etkilediğini görüyoruz. O nedenle sterlinde bir miktar geri çekilme olabilir ama bir miktar. Daha sonrasında Türk lirasındaki değer kaybı o kadar yüksek olacak ki sterlin ister istemez kendisini yukarıya atacak. Yani uluslararası piyasalarda sterlinde bir geri çekilme olabilir ama Türkiye'de sterlin euronun ve doların yükselişine paralel olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek ve kendisini 10 liranın üzerine atacak. Evet, kısa vadede sterlinde hafif geri çekilmeler olsa da telaşlanmayın, sabırlı olun, sakin olun, bekleyin ve sterlinin yükselişi de devam edecek, göreceksiniz arkadaşlar.
arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde sterlin düşmesi gibi bir ihtimal yok. Dolayısıyla arkadaşlar çok genel olarak toparladığımızda karşımıza çıkan tablo şu. Dünya çok ciddi riskli bir ortama doğru ilerliyor. Türkiye çok ciddi riskli bir ortama doğru ilerliyor. Bu FinCEN'den sızan belgeler piyasayı daha da fazla karıştırmaya devam edecek. Borsalardaki düş eğilimleri devam edecek. Türkiye'nin kendi sorunlarından dolayı borsalardaki satış baskısı, Türk lirasındaki değer kaybetme süreci hızlı bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Dolar çok yakın zaman içerisinde 7.80'e ilerleyecek. 8.20 daha sonrasında 8.80 ve 9.30'a doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Buna bağlı olarak da Euro önce 9.30'a oradan 10 liraya ilerlerken sterlinin de 12 liraya doğru yolculuğunun başladığını göreceğiz. Bu rakamlar abartılı gibi görünebilir şu an itibarıyla ama söylediklerimiz teker teker çıkmaya devam ediyor. Bu beklentilerimizin de bu koşullar değişmediği sürece çıkmaya devam ettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Eğer koşullar değişirse de zaten mutlaka ve mutlaka sizi bilgilendiririm. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bir kez daha duyuruyorum. Katıl üyelerimizin tamamına, katıl üyesi olmak için katıl butonuna basıyorsunuz. Oradaki alanlardan herhangi birine üye oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kitabı hediye ediyorum. Sizler bizlere destek veriyorsunuz. Bizler de size küçük bir jest yapmak istiyoruz. Karışıklığı önlemek adına bir mail adresi vermeyeceğiz. Mail de göndermenize gerek yok arkadaşlar. Katıl üyesi olan tüm dostlarımıza bir mail göndereceğiz, bir kod göndereceğiz ve bu kodla bize ulaşıp adreslerini bildiren tüm dostlarımıza da bu kitabı ücretsiz olarak ve kargo ücretinde biz karşılayarak göndereceğiz arkadaşlar. Keyifli okumalar diliyorum. Blok zinciriyle ilgili çok önemli bir kitap. Bu kitap sayesinde de özellikle kripto paralar hakkında ciddi bilgilere sahip olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak hem kanalımıza destek verebilirsiniz hem de sizlere bu kitabı hediye etmemizi sağlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.